dışarıdan bir şey beklemeyelim. Ne varsa bizde var. Allah seni var eylemiş. Bütün malzemeleri senin enfüsüne koymuş. Sen tam donanımlı bir varlıksın. Ama kendimizden haberimiz olmadığı için hep dışarıdan böyle yardım bekliyoruz. Bir el gelsin, bizi kaldırsın, bize biri bir şey yapsın, yardım etsin. Ya. Peygamber Efendimiz tek başına başladı bu işe. Değil mi? Tek başına. Bir kişiyle başladı. Ve dışarıdan bırak yardımı, hep böyle engeller çıkarıldı, değil mi? O hiç vazgeçmedi. O gücünü nereden alıyordu? Enfüsünden alıyordu. İmanından alıyordu. Çünkü enfüsünü o temizlemişti. Temizdi. Tüm donanımları o kullanabiliyordu. Temizlik yapılmıştı ya. Yapılmaktaydı. O mücadele veriliyordu ya. Bu iç temizlik yapıldıkça bu temizlik dışa da yansır. Bu güzelliği gören, o nurdan nasibi olanlar da ona yaklaşmaya başladı yavaş yavaş. Güçlenmeye başlandı. Dışarıdan pek bir şey beklemedi. Yani. Rab bundan istedi. Rab ona yardım ediyordu. Rab onu öyle telkin ediyordu zaten. Ayetleriyle öyle telkin ediyordu. Onu destekliyordu yani. İnanıyorsanız şüphesiz ki siz güçlüsünüz ve galip geleceksiniz diyordu. İnanıyorsanız, gerçek müminseniz. İşte kendimizi iyi analiz edip iç temizliğimizi iyi yapmamız lazım. O güç, kuvvet, kudret senin enfüsünde var. Allah bizimle beraber. Niçin dışarıdan bir şey umuyoruz değil mi? O Allah bizimle beraberse, yegene güç sahibi, kudret sahibi Allah ise, o yardım senden sana gelecek ya. Yani. Ama gerçek manada müminsek, gerçek manada iman etmişsek, o şah damarımızdan yakın olan Allah'a arif olduysak, güveniyorsak Allah'a, Allah var, gam yok diyor isek, diyebiliyor isek, o zaman tamam. Mutlu olursun, huzurlu olursun. Öbür türlü en ufak bir şeyde canın sıkılır, moralin bozulur. En can dediğin dostun gelse yüzün bir karış. Dostun senin, arkadaşın, en sevdiğin arkadaşın gelmiş ama moralin bozuk, suratın bir karış. Yapmacık da yapamıyorsun, tebessüm, gülme yapamıyorsun. Niye? İçinde huzur yok ki. Artık o gerçekten dost ise, arkadaş ise senin derdinle dertlenmeye başlıyor. Ne derdin var, şu var, bu var. O arkadaşın da sana birkaç nasihatta bulunuyor. Bu sefer senin işine gelmeyen nasihatlerde bulunca bu sefer ona da tavır koyuyorsun. Niye? Senin lehine söylemiyor. Onun cümlesi belki aleyhine oluyor tavsiyeler. Hep böyle nefsani yaşadığımızdan oluyor. Dervişlik kişiyi nefsani yaşamaktan kurtar. Nefsinin boynuna kılıcı vurandır derviş. Yani. Gerçekten dervişler böyle yaşamışlar. Yani. Yoksa hem avamca yaşayacağız, avamca düşüneceğiz, olay ve hadiseleri avamca çözmeye çalışacağız, sonra derviş gibi yaşamaya kalkacağız. Yani yaşayamazsın abi, mümkün değil. Bu tevhid sende nefşinema bulmaz. Bir kere yaşantını, düşünceni değiştirmen lazım. Bu öğreti bize yapıldı ve bizim içsel temizliğimizi sağlaması lazım. Yoksa sadece dışımızı temizledik, dışımızı süsledik. Hep dışsal yaşadık, içimiz maalesef.
Yani sizleri tenzih ederim tabi ama genelde insanlığın, toplumumuzun hastalığı budur yani. İnşallah gerçek manada bu temizliği yapabilirsek, ki Allah da öyle diyor, Allah temizdir, temizlenenleri sever. Biz de temizleniyoruz. Yani bu bir kir temizliği değil, bu bir şirk temizliği. Kiri, lekeyi sabundur, deterjandır, bununla temizleyebilirsin. Ama şirki neyinden temizleyeceğiz, nasıl arınacağız, onu da ancak ve ancak zikrullah ile mümkün, meratibi tevhidle mümkün. Meratif ve makamatla La ilahe illallah Muhammeden Resulullah sırrına ermekle mümkün. Başka türlü bu şirkten biz kurtulamayız. Başımıza ne geliyorsa, başımıza ne ki pislik yağıyorsa bu şirkin yüzündendir. O müşriklerin başına biz pislik yağdırırız diyor. Ya bunların hepsi ayet yani. O müşrikler ki necistir diyor. Pistir diyor yani. Ya bu pislikten kasıt şirktir yani. İşte Allah'a ortak koşuyoruz. Ortak koşanlar. Ama müşrik deyince bizim aklımıza hemen ya asr-ı saadetteki kafirler, müşrikler aklımıza geliyor ya da bugünkü yabancı uyruklu insanlar aklımıza geliyor. Müşrikler. Hiç kendimize toz kondurmuyoruz. Biz has müminiz canım. Acaba Allah'a nasıl ortak koşulur bir kere onu bilmiyoruz. O senin gayrimüslim dediğin insanlar da Allah'a inanıyor. Bir yaratıcıya inanıyor. Yani Allah'a niye ortak koşsunlar ki? O Hristiyan dediğin kesim işte Meryem ve İsa'yı ortak koştuğu söyleniyor. Ama bir Allah'a yaratıcıya inanılıyor yani. Biz de bir yaratıcıya inanıyoruz. Tamam o kadar. Ama onun dışında yaşantımız, ibadet taatımızın dışında aynı yani. Gayrimüslim dediğin insanlar. Aynı yiyorsun, içiyorsun, giyiniyorsun, geziyorsun. Aynı güneş, aynı ay. Aynı gezegende yaşıyoruz yani. Aynı oksijeni soluyoruz. Bizi onlardan ayırt eden veya onları bizden ayırt eden nedir ki? Gerçekten tevhid ehliysen o zaman ayrışıyorsun. Gerçek mümin oluyorsun. Yani şirki hafiden kurtulmadan bu nispet fiilden, nispet sıfattan, nispet vücuttan diyoruz ya kurtulmak. İşte bu şirkten kurtulmaktır ya. Yani. Yoksa sadece lafını yapmakla bir şey ifade etmez ki. Fail Allah, mevsuf Allah, mevcut Allah. Tamam bu işin lafı kardeşim, her sohbette söylüyoruz. Lafı bizi kurtarmaz. 20-30 senedir biz bu işin lafını yapıyoruz. Yapıyorlar, bize anlatıyorlar. Ama bizde bir teraki, bir gelişim, dönüşüm olması lazım kardeşim. Ki elhamdülillah oluyor yani. Herkes kendini bilir. Eskiyle bugünü bir mukayese et bakalım. Sende bir değişim, dönüşüm var mı yok mu? Muhakkak ki var. Dilimiz boş malayanı konuşurdu. Şimdi Allah diyor. Allah ile Allah diyor. Bu büyük bir değişim değil mi? Dilin küfür ederdi, söverdi. Şimdi hiç sövemiyorsun. Gıybet yapardı, dedikodu yapardı. Şimdi yapamıyorsun. Ve bizim zikrimiz belirli bir zaman bir kenara çekilip işte 5000, 10000, 100000 değil. Her nefes. Senin diline bu zikrullahı doladı mı bitti tamam. Bir de o daimi zikre dönüştü mü, kalbe indi mi, sen unutsan o unutmaz. Kendini Allah derken yakalarsın. Şöyle kendine bir dönersin ki dilin Allah diyor, kalbin Allah diyor. Artık o dilde, o gönülde gayri masiva kalmaz. Bu zikrullah ile birlikte la fayla illallah diyoruz. Enfüs, afak, hareket, sükün, süveri, berzayede, faili mutlak Allah. Gayriye yer kaldı mı? Hani nerede gayri?
Yok. Seni ne mutsuz edebilir? Seni ne canını sıkabilir? Hadi sıkıldı. 5 dakika, 10 dakika, 1 saat veya neyse. Ama günlerce, aylarca, yıllarca kin gütmeyiz biz ya. Niceler var 20-30 sene bir şeye kin gidiyor, küs. Konuşmuyor. La arkadaşım, nasıl yıllarca küs kalabiliyorsun sen ya? Yıllarca, aylarca konuşmamak ne demek ya? Fehmi Efendim öyle der ya. Ya ben diyor hani bir iki saat konuşmasam çatlarım diyor ya. Aynı evde veya komşu neyse yüz yüze bakıyorsun değil mi? Bir merhaba dememek niye değil, demeyelim ki biz merhaba. Küsmek neymiş yani değil mi? Ama bize bunları yaptıran nedir? İşte nispetlerimiz abi. Nispetlerimiz, varlık, benlik ama bu haller bizde olur mu? Olabilir. Ama aylarca, yıllarca sürmez. Belli bir dönem süre sonra bir toparlarsın, bir laf atılır, bir şey hemen hop hiçbir şey olmamış gibi. Devam. Dervişlik böyledir ya. Hani bir çocuk böyle küser, ağlar, mağlar sonra bir şey hemen boynuna sarılır, bitti. İki arkadaş böyle kavga eder, küserler, hemen her ufak bir şeyde bakarsın, sarmaş dolaş olmuşlar, bitti. Derviş böyledir yani, çocuk misalidir derviş. Yani. Gerçekten o saflıktadır yani. Derviş saftır yani, temizdir. Onun o tepkileri de saflığındandır yani. Art niyetinden değildir o tavrı falan, kaprisi adına ne dersen de. Ama o bir anlıktır, 5-10 dakika, 1 saat, yarım saat biter. O aylarca, yıllarca o güdülmez. Çünkü onda artık varlık, benlik, nispet yoktur. Gayri görmez. O bir naz niyazdır. O halde vardır. Dervişlerde naz niyaz makamı da vardır. Eyvallah. Hani anlatırlar ya, vakti zamanında bir derviş varmış. İşte kıssadan hisse tabii. Allah'a küsmüş. Bir gün böyle yolda giderken bir garip kurabayı görmüş, çok perişanmış yani. Onu çok acımış. Şöyle bir bakmış, elinden de bir şey gelmiyor. Bir taş almış, hemen böyle göğe atmış. Çabuk demiş, bunun işini gör demiş yani. O mazlum. Sözde işte kıssa ya. Allah Teala hemen meleklerine buyuruyor. Çabuk diyor, o kulumun dileğini yerine getirin yoksa taşı arşımı delecek diyor. Melekler diyor ki ya Rabbi bu niçin buna böyle muamele yapıyorsunuz? Bu günlerdir demiş bana küsmüştü. Bu şimdi barış işareti demiş. Hemen işini gördün biz barışacağız demiş. Yani böyle naz niyaz makamında olanlar da vardır ama geçicidir ama. Yine rahmetiyle bak hemen arayı düzüyor yine. Biz uzatmayız. Her şeyi Allah'tan biliriz. Her şeyi. Ha bu vaka, bu bir kıssa ya. Kıssadan hisse. Yine böyle bir Erzurumlu derviş varmış. Bir tarlası varmış, affedersiniz bir de eşeği varmış. Bir sel gelmiş, tarlayı götürmüş. Kalmış bir eşeği, bir şimşek vurmuş, eşeği de ölmüş. Şöyle bir göğe bakmış, atmış bir sandalye, bacak bacak üstüne, derler ki yakmış bir sigara. Vallahi demiş bak, tarlaya demiş, zekata sayarım, zekat vermem. Eşeği de demiş, kurbana sayarım, kurban kesmem demiş. Ya işte bu bir naz makam. Bu aşıkların böyle halleri olmuş. Ya bir de şiveyle anlatırlar onu.
Seni gönderirsen demiş, tarlayı alırsan. Eşeğe şimşeği vurursan demiş, öldürürsen. Böyle sandalyeye oturup demiş, bacak bacak üstüne atıp cigara tüttürürsen. Bir de öyle demiş. Sonra demiş, tarlayı zekata, eşeği kurbana sayarım demiş. Bak gene bir isyan yok ya. Varı yoğu oymuş zaten, onlar da gitmiş. Bu tövbe aşağı Allah'a bir saygısızlık değildir. Bu bir naz, niyaz makamında olanlar içindir. Herkese has bir şey değil. O bir haldir, o bir demdir yani. Böyle aşıklarda bu haller olur. Ama işi de uzatmazlar, isyan etmezler. Allah'a küseyim, şöyle tavır koyayım, isyan edeyim. İsyan yok. Ne gelirse bize haktan gelir kardeşim. Hep ondandır yani. Mülk onun. Tarla da onun, affedersin, o mahlukat da onun. Biz de onunuz. Kimin malını kime vermiyorsun? Can da onun, ruh da onun, beden de onun kardeş. Sen yoktun zaten, seni var etti. Var etti de seni başıboş mu bıraktı? Kendisiyle süslemedi mi seni? Ruhunla ruh üflemedi mi sana? Onunla var değil miyiz biz? Onun varlığıyla var değil miyiz? Ama işte sohbetin başında dediğimiz gibi kendimize iman etmek zor. Kendimizdekine iman etmek zor. Yoksa göklerde, öbür dünyada, ötelerde bir Allah'a iman sözde kolay. Allah'a inanıyorum, tamam bitti. Dedik, şimdi inanmış mı olduk yani? Gerçek manada inananlardan olmadı. Bununla ilgili yine ayet var. Bir topluluk geliyor, Resulullah'a biat ediyorlar. Ve biz müminlerden olduk, kurtulanlardan olduk diyorlar. Hemen akabinde bir vahiy geliyor. Habibim onlara de ki, Müslüman olduk desinler. Fakat biz onların gönlüne tahkik imanı daha henüz yerleştirmedik diyor. Demek ki bu iman bir süreçle olunacak bir şey. Allah o gönlümüze o tahkik imanı koyacak. Yani mutmainliğe ermemiz lazım. Ama Müslüman olduk desinler diyor. Biat ettik desinler. Şimdi biz de bir mürşidi kamile vardık, gittik, biat ettik. Tamam, kurtulduk mu? Bitti mi ya? Tam aksine bismillah başladık da yeni. Bundan sonra ne olacaksa olacak ya. O zikrullah ile birlikte tövbe, nasıl tövbesi yapıyoruz? Ondan sonra tevhid-i ehval, tevhid-i sıfat, tevhid-i zat. Bunlardan geçeceğiz. Geçeceğiz derken de o yıllarını alır, işte imtihanlardan geçiriyorsun. Nice nice tecelliler yaşayacaksın. Yaşıyoruz. Yaşadık. O olay ve hadiselerde bakalım sen rabıta üzere durabiliyor musun? Ne haldesin? İsyan mı edeceksin? Yoksa Allah'tan mı bileceksin? Sensin diyebilecek misin yani? Diyebiliyor muyuz? Hala şu anda da fail Allah yani diyebiliyor muyuz? Kelamı haktan dinleyebiliyor muyuz? Birbirimizin yüzünden hakkı müşahede edebiliyor muyuz? Daha ötelere atmayın. İbrahim Efendi'nin bir ihvanı varmış, öyle dermiş. Efendim yarın sabah bismillah diyeceğim, kalkınca fail Allah diyeceğim diyormuş. Oğlum niye yarın sabah bırakıyorsun şimdi desene diyorum. Kendi kendine de böyle motive oluyor. Sabah diyeceğim diyor. Sabah kalkınca sabah kalkmaya hangimizin garantisi var? Şu an de işte fail Allah. Mevsuf Allah, mevcud Allah. De şu anda de iman et. Etmeye çalış. Nefsini iman ettirmeye çalış. Gerçek mümin etmeye çalış. Mümin olmaya çalış. Gerçek müminlerin Allah sayısını artırsın. Peygamber Efendimiz diyor ya, ben ümmetimin çokluğuyla övünürüm. İşte böyle ümmetin çokluğuyla övünürüm.
Bak öyle diyor yani Resulullah. Allah da diyor ki kesrette hayır yoktur, çoklukta hayır yoktur. Peygamber Efendimiz ayete mugayir, zıt bir cümle kullanır mı? Kullanmaz. Çokluğumla övünürüm diyor. Allah'sa kesrette hayır yoktur diyor. Çoklukta hayır yoktur. Ama gerçek müminlerden olursak onlar çok da görünse o yine birdir, tektir yani. Onlar hepsi Resulullah'ta cem olmuş. Gerçek mümin. Onun gerçek ümmetleri. Gerçek ümmeti olanlardan olalım. Ümmet olalım, illet olmayalım. Yani. Hazreti Resul'ü üzmeyelim. Allah'ı üzmeyelim. Onun ehli beytini üzmeyelim. Hak mürşidimizi üzmeyelim. Nasıl üzülür onlar? Şirke, nispete, küfüre, isyana düşersen üzülür. Hem onun ümmetiyim diyeceksin, hem onun gösterdiği yolda yürümeyeceksin. Hem Allah'ın kuluyum diyeceksin ama onun gösterdiği yolda yürümeyeceksin. Hem mürşidi kamilime ben bendeyim diyeceksin. Ben onun ihvanıyım, müridiyim diyeceksin. Hem de mürşidi kamilin nasihatince yürümeyeceksin. Üzülünmez mi? Üzülür tabii. Ya, üzmeyelim inşallah. Allah'ın al dediğini alalım, at dediğini atalım. Nebisiyle bize buyurdu. O telkin etti. O asr-ı saadette biz yaşayamadık, olamadık ama bugünkü asr-ı saadette biz varız. Yine hak mürşitten telkinini yapan yine odur. Biz biatı hakka yaptık. Ama bak bu cümleler giriyor kulaklarımızdan da. Ne kadar buradan girince bizi coşturuyor. O dem bu dem Resulullah'ın dizinin dibinde ona biat ettiğin hali bir düşünün. O heyecan, o huzur, o mutluluk değil mi? O gün bugün diyoruz. Ama ne kadar imanın varsa o kadar heyecan olur, o kadar mutluluk olur. İmanla alakalı bu. Ha bu da iman da çarşı pazardan satılmıyor. Yine iman etme noktasında bize yapılan telkinler doğrultusunda sıkı sarılıp zikrullah'a çok ehemmiyet ve önem vermemiz lazım. Çok ama. Çok Allah'ı zikredin ki umulur ki kurtuluşa erersiniz. Kalpler ancak ve ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur. Bu kalp başka türlü tatmin olmaz. Allah'la tatmin olur. Allah'la nasıl tatmin olacak? Ne zamanki gönülde, dimağında, düşüncende Allah'tan gayri bir düşünce kalmaz, ancak sen o zaman tatmin olursun. Her ne yana dönerseniz dönün, Allah'ın veçi orada. Bu hakikat sizde hayat buldu mu? Tamamdır. Zikrullah sizde hayat bulmuştur, vücut bulmuştur. İspatı vücudu budur. Aşkullah'tır. Yani fenai tamda beka buldu mu bir salik? Zikrullah hayat bulmuştur, vücut bulmuştur. Fakir tamam oldu mu? O Allah'tır. Yani fena fillah tamam oldu mu? Orada Allah'tan gayri bir varlık yoktur. Orada söz sahibi odur. Mülkünde dilediği gibi tasarruf sahibidir. İşte bu hayat bulur, bu ayet sizde hayat bulur. O mülkünde sen Allah'ın bir mülküsün, dilediği gibi tasarruf ediyor. Dilediği gibi. Bak zahiren de öyle yapmıyor mu Allah? Dilediği gibi hükmediyor. Kimse engel olamıyor. O dilerse engel olur. Başka türlü güç kudret yetiremiyorsun, yetmez. Senin vücuduna sözün geçmiyor kardeşim. Geçmiyor. Başın ağrır, dişin ağrır. Bak başın da dişin de seni dinlemiyor. Ağırma diyorsun, ağrıyor. Değil mi?
Bak vücudun her geçen yıl eskiyor, yaşlanıyoruz, ihtiyarlıyoruz. 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl evvelki Turgut değiliz. Bak vücudumuza sözümüz geçmiyor. Hadi yaşlanma, ihtiyarlanma, hastalanma. Ya kardeşim mülkünde o dilediği gibi tasarruf ediyor. Sen kendin çalıyorsun, kendin oynuyorsun. Seni dinleyen yok. Akıllı kişi kendi varlığını o yüce kudretini sahibine verir. Madem beni bu vücut ülkesinde hiç kayla alan yok, dinleyen yok, o zaman kulluğunu bil, yokluğunu bil, ver ona. Ve o zaman huzura erişeceksin. Yokluk aynı zamanda gerçek varlıktır ya. Bir kişi öldü mü gerçek diriliği yaşar. Tüm ehlullah öyle demiş ya. Ölüm yok oluş değildir. Ahirete doğuştur yani. Doğumdur, yeni bir doğumdur. Bir anne karnında bir alem yaşıyorduk değil mi? Anne karnında öldük, dünyaya doğduk. Şimdi dünyadan öleceğiz, ahirete doğacağız. Ahirette de değil mi kıyamet kopacak bekleniyor. Orada da bir ölüm olur, yeni bir doğum olacak. Bunlar hep hakikati anlatıyor aslında. Bu bizim tekamülümüzü tamamlamamız için vardır yani. Bir süreç bu yani. Bu senin vücut ülkende oluyor. Senin kemalin için, senin kemalatın için Allah bak bu alemleri halk eylemiş. Sen Allah'ın sırrısın. Allah senin sırrın. Kişi kendine dönecek, kendini iyi analiz edecek. Kendine arif olacak, Rabbine arif olacak. Kendinizin dışında bir şey aramayın, bulamazsınız. Nereye giderseniz gidin, kendinizle gideceksiniz. Kendinizle baş başa kalacaksınız. Bu yeryüzünde dahi ne kadar kalabalık görünsek bile yalnızız. Yalnız yaşıyoruz. Herkes tekliğini yaşıyor. Herkes tektir. Eşiniz, benzeriniz yoktur. Allah öyle diyor, bir yarattığımı bir daha yaratma. Ruhu şad olsun, İbrahim Efendim öyle buyuruyor, Efendimin Efendisi. Senin gibi birisi ne evvelde vardı, ne şu anda var, ne de gelecekte olacak. Sen teksin. Eğer İbrahim gibi veya Turgut gibi bir tane daha varsa ve bir tane daha olacaksa ben o Allah'a iman etmem diyor. Bir yarattığını bir daha yaratmaz. Çünkü Allah'ın ahad sıfatının mazharısın sen. Hiçbir şey ona benzemez. Eşi ortağı yoktur. Senin gibi birisi var olmadı. Ne düşüncesi, ne duygusu, ne fiziği, ne boyu, ne kimyası benzemez. Bir parmak izi, bak herkesin parmak izi farklı değil mi? Bir yaprak bir yaprağa benzemiyor. Benzemiyor. Hep Allah'ın birliğine her şey denildir. Allah tektir. Hiçbir şeye benzemez. Dönün, kendinizi analiz edin. Gerçekten benzemediğini göreceksiniz, bulacaksınız. Süreten kısmen bu şu şuna benziyor bu ama aynısı olmaz. Mümkün değil. İkizler bile değil mi bir yumurtadan oluyor. Süret olarak benzeseler huyu suyu benzemiyor arkadaş. Aynı olmuyor yani. Mümkün değil. Onun için kendimizi bulacağız, kendimizde bulacağız. Huzuru da mutluluğu da kendimizde arayacağız. Ha bulamadın.
Cehennem de haktır. Cennet hak olduğu gibi cehennem de haktır. İşte huzurumuz, mutluluğumuz yoksa demek ki cehennemiz, yanacağız arkadaş, yanıyoruz da yani. Kimse seni elinden tutup cennete koyamaz kardeşim. Sen kendini cennete koy. Bize bu sohbet, muhabbet niye yapılıyor? Seni cennetliğe dönüştürmek için, cennetlik etmek için. Al, kullan. Ama kimisi cehenneme alışmış. İlle yanacak, ille huzursuz olacak. Yani oradan besleniyor. Hırgürden besleniyor. Üç gün iyi olsa dördüncü gün ille hır. Ya arkadaşım niye canı öyle istiyor? Oradan gıdalanıyor, oradan besleniyor. Alışmış. İlle bir hır olacak. Çekişme olacak. Allah da onun fıtratını öyle yaratmış. O da öyle besleniyor yani. Alışılmış. Yapacak bir şey yok. Bu bir fıtri. Fıtrat değişmez. Hiç kimsenin karakteri, fıtratı değişmez. Ne fıtrat üzere yaratılmışsa odur yani. Tevhid o fıtrat üzere şekillenir. Onun için Resulullah buyuruyor ki sen onları fıtratı üzere döndür. Onların anlayacağı şekilde anlat. Herkesin bir fıtratı, bir karakteri var yani. Bu tevhid öğretisi, bu Turgut'un kendine has bir fıtratı vardı. Tevhid öyle nefsine mağbuldu. Kadir abimizin de kendine has bir fıtratı, karakteri var. Tevhid de onda öyle bir şekil alıyor. Aynı, aynı olmaz. Ama öğreti, manamız aynı. Aynı ruh yani. Hakikat değişmiyor. Ama sizde bir türlü, bizde bir türlü. O bir türlü türlüdür yani. Kabına göre şekil alır. O kabda murat fıtrattır yani, karakterdir. Kimisi çok sosyalliği sever, kimisi asosyaldir, kimisi yalnız yaşamayı sever, kimisi kalabalık ortamı sever. Bu fıtratla alakalı. Kimisi çok gezmeyi sever, kimisi evcildir, evden çıkmaz. Ama hepsi hoştur yani. Ama sen şimdi bunu dönüştürmeye çalıştığımız sıkıntı orada. Hadi gezelim tozalım arkadaşım. Benim fıtratım ona uygun değil. Sen çok gezmek, tozmayı sevebilirsin ama birisi de çok böyle asosyal, evcildir, evde oturmayı, evde uğraşmayı sever. Birisi alışverişi çok sever, çarşı pazarı sever. Kimisi kalabalığı sever, kimisi kalabalıktan rahatsız olur. Böyle yalnızlığı tercih eder. 2-3 kişi olsun yeter abi gibi. Hepsi hoştur yani. Ha şunu diyemezsin. Ya kalabalıktan ne anlıyorsun abi? Öyle zevk alıyor işte. Bırak onun öyle yani. O da öyle mutlu oluyor. Kimisi gezerek mutlu oluyor. Tamam o da güzel. İmkanımız olsa da ülke ülke dolaşsak yani. Değil mi? Hem maddi hem nakdi hem zaman olsa da ülke ülke gezsek. Ama kimisini de parayı da koy cebine, zaman da koy, gezme istemez yani. Yani ne yapacağım oralarda diye. Bu bir zevk meselesi. Ama her türlü fail Allah'tır. İşte değiştirmemek, dönüştürü olduğu gibi kabul etmek. Olduğu gibi kabul et, mutlu ol be kardeşim. Sen de böyle güzelsin de, tamam ya. O da bana desin sen de böyle güzelsin. Tamam bak kavga çıkmaz abi. Olduğu gibi birbirimizi kabul edelim. Öyle sevelim yani. Ben mümkün mertebe öyle yaşamaya çalışıyorum. Değiştirmemeye, dönüştürmemeye çalışıyorum yani. Ne eşimi, dostumu, arkadaşımı gel şöyle böyle yok abi olduğu gibi yani. Biz o beni bilir, ben onu bilirim. Onun benden alacağı varsa gelsin ha, yolumuz belli, sohbetimiz belli. Benim ondan da bir iki kelam alacağım varsa oradan da var, ibret alınacak bir sürü olay var. Onun için değiştirmeden, dönüştürmeden bu alemi yaşayacağız. Her esma yerinde güzeldir, esmayı yerinden oynatmayacağız. Geldik bu tevhide hepimiz. Bu tevhid bizim fıtratımıza göre şekillenecek.
Sen de bir türlü olacak, ben de bir türlü. Böyle güzelleşecek buralar ya. Aynı olmaz ki be kardeşim. Aynı olursa tadı olmaz zaten. Değişik değişik böyle cümbüş olacak. Rengarenk çiçek olacak yani. İnşallah. Allah yardımcımız olsun. Allah elimizden tutsun. Evet abi. Kadir abim buyur. Biraz da senden feyiz verelim. Ben bir soluklanayım. Çay mı içeyim? İç efendim. Demek ki özük kendimize iyi bakacağız. Zaten kişilerin yapısıyla karşın olsun, kendin olsun. Uğraşmaya kalktığın zaman karşındaki bir müddet tutmaya çalışır kendisi. Menfaati doğrultusu vardır, bir beklentisi vardır. Tutar tutar belli şeye kadar. Ama seni zayıf gördüğün zaman hemen o ortaya çıkar. Ortaya çıktığı zaman da onun özü çıkmış oluyor ama onu o sık boğaza getiren çok büyük yanılgıya girer. Din nasihattir, din nasihattir, din nasihattir. Büyüklerimiz söylemiş bunu. Nasihat. Bize devamlı anlatılan özünde hep nasihat. Kademe kademe anlatılıyor bize. Nasıl evde, aile bireyleri içerisinde çoluğumuz çocuğumuz varsa onlara yetişirken bir takım nasihatlerde bulunuruz. Bu nasihatleri nereden almışız? Annemizden, babamızdan, dedemizden, büyüklerimizden almışızdır. Oradan aldığımızı aktarırız. Ama burada anneden, babadan görmediğinizle değil, özden nasihatlarla özü bulma mücadelemiz var. Nasihatimizi oraya çekeceğiz. İlk başta bize nasihat ediliyor. Ne için ediliyor? Kendi varlığımızı bilmemiz. Nereden ediliyor nasihat bize? Aklımızdan, gönülden. Bizim mücadelemiz de gönül yapabilmektir. Toprak gibi olacağız. Efendilerimizin bize vermiş olduğu her şeyi alacağız. Kendi içerimizde yoğuracağız. Çünkü bizim topraklarımız güneşe maruz bırakıldı. Bırakılıyor da. Yağmura da maruz bırakılıyor. İçerisi temizlensin diye. Yoğrulmaya da başlanıyor. O yüzden bizim tek yapacağımız olgu teslimiyet. Yani al dediğini al, sat dediğini at dediğini at. Bunlar neyi alacağız, neyi atacağız? Zannımızda olanları atacağız. Buradan çıkartıp bir şey atmayacağız. Düşüncemizdekileri atacağız. Bunların hepsi sohbetlerde nasihat doğrultusunda veriliyor bize. Kademe kademe. Nasihat biter mi? Bitmez. Peygamber Efendimiz nasıl daima bize buyurmuş nasihat, nasihat, nasihat? Aynı şekilde. Alması gereken alacak. Aldığı kadar alacak. Fıtratı kadar alacak, kısmeti kadar, meyli kadar. Ne kadar o yönde bir meyil kendisini yorarsa, düşünürse, almış olduğu nesihat da vücut ülkesinde belli bir yere getirecektir. Vakti geldiğinde de o almış olduğu nasihatları saçmaya başlayacak. Ama önce o almış olduğumuz nasihatları uygulamaya bu bünyede geçmemiz lazım. Ki etkili olsun, ruhlanmış olsun. Nasihati yapanlar nereden yapıyor? Kendi bildikleri doğrultusunda mı yapıyor? Gördükleriyle mi yapıyor? Zahiri anlamda değil. O batini anlamda onlar da o nasihatleri almışlar. O nasihatleri yapan, veren nasihat oradan ediyor. İş bitmiyor. Hiç kimse buna nispet edemez kendisine. Varlık giydiremez.
Peygamber Efendimiz zamanından bugüne kadar akıp gelmekte. O nasihatleri uyanların vasıtasıyla kap oluyor. Bu elbiseyi, bu kabı onun doğrultusunda kullanmayı nasip etsin bize. Efendim buyurduğu gibi bizim herhangi bir gücümüz, kudretimiz var mı bu esmada? Şükrediyoruz. Ne kadar ediyoruz? Ama talebimiz de hiç bitmiyor. Bu nasihatlerde hiç talep var mı? Dünyalık? Hiç duymadım ben. Bir tek şey var. Var diye bildiklerimizin zannından kurtulmak. Efaliyle, sıfatıyla, vücuduyla Hakk'ın kendisine teslim etmek. Düşünsel olarak. Ki gelsin buraya yaradan otursun. Daha sonraki aşamalarda da muhabbeti etti. Muhammediyeti giydirecek bizlere. Biz var mıyız? Yokuz. Yoktan varlığa da geçirecek. Yoktan da var olmaz, vardan da yok olmaz. Bu kavramlar zamanı geldiği zaman hepimizde farklı bir şekilde açılıma uğrayacaktır. Önemli olan bizim nasihatimizi aldığımız yer, kimden alıyoruz onun farkına varalım. O doğrultuda kendimize yön biçelim. Yolumuz belli, izler ortada. Farklı yerlere sapmanın da hiçbir anlamı yok. Her bölgeye gidiş şeyi farklıdır. Devamlı örnek veririm ben. Buradan Heykel'e gitme, Bursa'nın merkezi Heykel'e gitme. Değişik değişik yollar var. Herkes birini tercih ediyor. O bize en kısası, en kestirmesi tarif ediliyor. Ki biz bu tarif doğrultusunda hala yan yollara sapmaya çalışıyorsak, nasihat üzerine durmuyorsak, o zaman sıkıntıyı kendimiz talep ediyoruz. Başkası değil. Kendimiz. Kendimizin yaptığını başka kimse bize yapamaz. O zararı kendimiz veririz. Kendimize. Burada da hepsi başı sevgi ve sadakattan geçiyor. Aşktan, muhabbetten geçiyor. Verdikçe aşkımız artar, muhabbetimiz artar. Safiyete ulaştıkça aşk mertebeleri değişir. Devamlı alışverişimiz ondan ona olur. Bütün varlığımız gider, inanın dostlar. Bize verilenlere, nasihatlere iyi anlayalım. Anlamaya gayret edelim. Anlamadığımızda sorgulayalım, araştıralım, çözelim. Nasihat üzerine. Hep aşktan, sevgiden bahsediyoruz ya. Hepsi bunlar bir bütün. İçerisinde bulunan çeşitlilik, güzellik. Bu alem çok güzel. Bizi nereden almış, nerelere getirmiş, ne seyirler sürdürüyor. Herkes için değişebilir bu 50 yıl, 60 yıl, 70 yıl, 80 yıl bilemiyorum. Bu geçirdiği zamanda bu güzelliği yaşayamadıysak, onunla muhatap olup onunla alışverişimizi yapamadıysak 2 metrekare toprağın altında nasıl yapacağız bilmiyorum. Yapılır mı, yapılmaz mı? Ne deniyor? Şehadet alemi. Şahit alemi bu dünya. Uyanık olalım. Uyandıralım kendimizi. Nasıl uyandıracağız? Efendimiz anlatıyor. Yol üzeri. Demlik. Sağa sola savrulmamak için de ayağımızı sağlam basalım. Sağ ayağımızı. Onun üzerinde duralım.
Savrulsak da sol ayak savrulsa da sağ ayak sağlam durur. Zikrimizi vurduralım. Bunlar büyük tüyolardır. Hepimize her an her şey olabilir. Hep sınav içerisindeyiz. Yaşanmışlığımız bizim en büyük tecrübemizdir. Sanal konuşulmaz. Yaşanmamış hiçbir kelamla burada laf edilmez. Yaşatanlara şükürler olsun ki bize bunları yaşattılar. Yaşatmaya da devam edecekler. Onlar hep güzellikleri paylaşmışlardır. Paylaşmaya da devam ediyorlar. Çünkü hepimiz o güzelliklerden nemalanacağız, paylaşacağız, alacağız. Bundan sonra devam edecek, bu bitmiyor. Yeter ki biz düşüncemizi, idrakımızı belden üstü derler, diyaframdan da üzeri derim ben, boyun içerisinde, baş bölgemizde toplayalım. Yüzümüzde. Bütün hep şey orada. Hayat da, ilim de, irade de, kudret de hepsi orada. Diğer ahkamlar elbette hizmet ediyor. Ama ettiren o. Komut veren o. Bize de komut hep veriyor. Biz de o frekanstaysa komutları alırız, algılarız, eyvallah deriz. Huu deriz, sensin deriz. Her oluşumda, her seyirde hikmetini görür. Onunla sarılırız, kucaklaşırız. Başka bir şey aramayacağız. Sarılacağımız yer de belli. Hep yine kendinden kendine hizmet. Başkası yok. Kendimizi iyi tanırsak hizmette kime yaptığımızı biliriz. Kendinden kendine hizmette, alemde hizmette, birbirimize hizmette. Hep hizmet ona. İnşallah hep beraber bu güzellikler içerisinde beraber onu anarak, onunla beraber, onu zikrederek, onunla beraber garp olacağız. Başka bir şey yok. Her şey gelip geçici. Onu da gösterdi. Neler geçti başımızda? Daha da geçiyor. Bazı insancıkların da başından geçiyor işte. Kardeşlerimizin de. Bunlar da büyük sınav veriyor. İnsanlık bir sınav veriyor. Daha önceki sohbette duyanla duymayan bir olur mu dendi ya. Duyanlar farklı, duymayanlar farklı. Ama insanlık adına hizmet eden herkes haktır. İnsan adına, insanlık adına. Mücadele o. Bunu da bildiklerimizi bu vücut ülkemizde ispata çıkararak bakışımızla, muhabbetimizle, görüşümüzle, bastığımız yerle ki muhatap olduğumuz komşuluklarla, eşle, dost, akrabayla hep bunlar birer örnektir. Nereye meyilimiz var? Kişi hemen sorsun, söyler kendisi. Başkasının kandırmasına gerek yok. Hemen çıkartır. Ya ben bunu istemiştim, bu oldu. Burada böyleyim. Ama dışarı çıktığın zaman kapıda başka. Vakit namazına girersin camiye. Alırsın abdestini, namazını eda edersin. Çıkarsın dışarı. Oho! Giren sen değil miydin? İçerideki kimdi? Dışarı çıkan kim? Riyakar olmamak gerekiyor onun için. Çünkü hep bizim alışverişimiz onunla, ondan ona. Herkesin verilmiş olan rabıtası üzerine bakacak, onunla dem yapacak, onunla aşk bulacak. Çünkü başka bir varlık yok. Yeter ki biz o kıvama gelelim, o muhabbette olalım. Yürüyüşümüzde
yolumuzda belli izler vardır. Mihenk taşları vardır. Onları kaçırmayalım. Bu mihenk taşları tefekkürünü iyi yapalım. Ne anlatılıyor, ne anlatılmak isteniyor. En önemli nokta orası. Herkes kendi bulunduğu meratip üzerine bakması gerekiyor. Olmazsa olmazımız da malumdur. Zikrullah. Çünkü o bize çok yardımcı olacak. Her zaman düştüğümüz yerde kalkarken ona sarılıp onunla kalkacağız. Düşme olacak, olmayacak, olacak. Her dönemde olur. Fikir ayrı olur, düşünce ayrı olur. Karşındaki seni tahrik eder. İspata çıkartmak için üst üste gelir bazı olaylar. Ama bunlar daha çok en yakınlarımızdan gelir. Birini yollarsın, bakar birisi daha çıkar aynı şekilde. Ya ben bu gitti diye rahatlıyordum, uğurladık ona, yol verdik. Bakar sen olmadıysan başka birinden çıkar. Ama o senin için çıkar gene, başkası için değil. E sen o geç, eyvallah de, sensin de, tamam, yenilere gelir arkaya. Teşekkür ederim. Afiyetle kalasın. Biz teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Evet. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Buyurun. Şüphesiz ki Allah birdir. Değil mi? Ve seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Şüphesiz ya Rabbi ben nefsime zulmedenlerden olmuşum diyor. Bunu diyen kim? Koca peygamber değil mi? Yunus peygamber. Söylediği ve ayette de böyle geçer yani. Yunus balığın karnında bu duayı etmiş de selamete çıkmış. İşte bu Yunus balıkların karnında hepimiz birer Yunus balığıyız. Ne zaman ki la ilahe illallah diyeceğiz, ne zaman ki Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih edeceğiz, ne zaman ki nefsimize biz zulmettiğimizi anlayacağız. Neyle zulmediyormuşuz biz? Nispetle. Zulmetmişiz ya Rabbi. Bu idraka ereceğiz. Allah'ın birliğine şahit olacağız. Selamete erişeceğiz inşallah. Nerede olacak bu? Burada olacak. Burada. Bu yeryüzünde. Kadir abimiz buyurdu ya, burası şehadet alemi. Evet, dervişin şehadet alemi burasıdır. Allah'a da burada iman eder, Resulüne de burada iman eder, meleklerine, kitaplarına, ahirete, öldükten sonra dirilişe, her şey burada kardeşim, burada. Buranın dışında bir yer aramayın. Ne ararsanız burada arayın, burada bulacaksınız. Daha yakına, daha kendinizde bulacaksınız. Kendimizde bulacağız. Allah'ı da, Resulü de, meleğini de, kitaplarını da, kıyameti de, cenneti de, cehennemi de, huriyi kılmanı ne arıyorsan kendinde bulacaksın kardeşim. Sen Allah'ın şehadet alemisin. Allah senden bilinecek, senden tanınacak, senden sevilecek. Allah'ın kulağına seni seviyorum değil. O sizi işitir. Nereden işitir? Senden işitir be kardeşim. Söyleyin onun kulağına. Seni seviyorum ey yüceler yücesi Rabbim de. Allah bizimle ya. Ona sevgini ilan et. O da seni sever de sevdiği kulunu katleder, öldürür, diyeti o olur.
Senin gözünden gören olur, dilinden söyleyen olur, kulağından işiten olur. Ama ona sevginizi ilan edin, aşkınızı ilan edin ya. Allah öcü değil be kardeşim. Allah güzeller güzeli. Sevilecek yegene bir varlıktır. O bizim varlık sebebimizdir. O olmasa biz olamayız. Ona sevgimizi, aşkımızı ilan etmeyeceğiz de kime edeceğiz ya? Hem kendinde, evresinde, hem afağında ilan et. Seviyorum de ya. Dile getiremesen halinden belli et kardeşim. Ama artık dile de getirebilmeliyiz değil mi? Ya. Bir çocuğu seversin, bir eşini seversin, komşunu. Hem onunla onu severiz yani. İnşallah. Yani burada mutlu olamayan ahirette mutluluk aramasın dostlar. Burada cennete giremeyen ahirette cennet beklemez. Bu dünyayı cehennem yaşayarak cennet, ahirette cennete giremezsiniz, giremeyiz. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle haşredilirsiniz. Cennet gibi bir hayat yaşarsanız öyle öleceksiniz, dolayısıyla öyle haşredileceksin. Sen cehennemliksin, cehennem gibi hayat yaşıyorsun. Seni Allah mutlu etmiyor, Resulü etmiyor, Kur'an etmiyor, din, İslam seni mutlu etmiyor. Ben Müslümanım diyorsun, ahirette cennet bekliyorsun. Namaz seni mutlu etmiyor, oruç seni mutlu etmiyor. Avucunu yala, böyle bir hazır cennet yok yani. Hazır yok. Hani anlatılır ya Peygamber Efendimiz Miraç hadisesinde İbrahim Aleyhisselam'la karşılaştığı söylenilir. Bir boşluk, bir sahra görülür. Resulullah sorar, burası nedir? Burası diyor cennet. Allah Allah. Cennet ama köşk yok, ırmak yok, hiçbir şey yok. Git ümmetine söyle diyor. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber zikrine devam etsin. Burada Allah onlara köşk inşa edecek. Hazır cennet yok yani. Ne anlayacağız biz bundan? Burada sen hazırlayacaksın ki orada yaşayabilesin. Sen burada köşkünü, ırmağını, baldan, sütten, serin sular, ırmaklarını hazırlamadan orada hazır yok yani. Hele burada göndermişler, müteahhitler orada sana köşmek yapmıyorlar yani. Köşkün kendin götüreceksin kardeşim. Ne köşkü? Gönül köşkünü götüreceksin. Öyle gönül, öyle engin bir gönlün olacak ki arşa kürse sığmayan o Allah senin gönlüne sığacak. Sen olacaksın cennetlik. O cennette huri de olur, nuri de olur, kılman da olur, ne ararsan var. Ama Allah eğer o gönüle yerleştiyse cemalullah da olur. Cennette o cemalullah görülecek ya. Ama sen burada görmediysen, göremediysen, ona arif olamadıysan, iki gözün var bakıyorsun, ahirette de öyle bakacaksın. Deseler ki bu senin Rabbin, gene iman etmeyeceksin. Burada iman etmedin ki orada edesin. Çünkü sen hiçbir şeye benzetemiyorsun. Orada da bir suretten görülecek. Ayın 14'ü gibi Rabbinizi göreceksiniz diyor. Bir yüzden görülecek değil mi şüphesiz? Burada sen iman edemediysen orada da bir yüzden gene edemeyeceksin. Olmaz diyeceksin böyle Allah. Böyle Rab olmaz. Allah. Burada olmaz dediğin gibi. Burada iman etmedin ki orada edesin. Dünyada ama, ahirette ama. Dünyada kör, ahirette de körsün kardeşim. Nasıl kör? Ya kardeşim gönül gözün kör ya. Nice amalar var zahiren, gönül gözü senden benden iyi görür kardeşim ya. Aşık Veysel'e diyorlar, tıp ilerledi, gözünü ameliyat edelim de iyileştirelim hani.
Ben sizin dünyanızı 7 yaşına kadar gördüm diyor. Ben iç alemimde bir dünya inşa ettim. Eğer gözümü açarsanız o dünyam yıkılır diyor. Ve ameliyatı kabul etmiyor. Ben öyle bir dünya kurdum ki iç alemimde siz ondan haberiniz yok. Ben sizin dünyanızı gördüm. Ben 5 para etmez. Sen iç alemini kurmaya bak. Köşklerini hazırlamaya bak. Hurini kılmanın hazırlamaya bak. İçine dön, içine. Alemlerini keşfet, kendini keşfet. Derinlerine in. Dışını zaten yıllarca yaşadım be kardeşim, görüyoruz işte. Hır oluyor, gür oluyor, o oluyor, bu oluyor, sıcak, soğuk falan derken ömür geçiyor. İç aleminde sen kendi asliyetini bulursan o geçmeyecek hiçbir zaman. Allah sonsuzdur. Sen de sonsuzsun. İnsan ölmez kardeş. Hüvel evveli vel ahiri ve zahiri vel batın. O insan ki o manada Allah'ın sırrı olan insan, gerçek manada halife olan insan. Evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır. Onun sırrını o taşır. Hayır satmıyoruz kardeşim. Evvelim sen, ahirim sen, zahirim sen, batınım sen. Her yeri sen kuşatmış. Bilmem ki nasıl söylesem ya. Hangi senden bahsediyorsun? Dışarıda bir sen var da ona mı diyorsun? Yoksa sendeki sene mi sesleniyorsun? Kendinden haberin var mı kardeşim ya? İnşallah tanışacağız. Kendimizle tanışacağız, buluşacağız inşallah. Kendini bulan, kendini bilen Allah'ı bulmuştur, Rabbini bulmuştur, bilmiştir, tanımıştır. Ve o bulduğuna ibadet eder, kulluk eder. Onun emrine bürünür, o ne derse onu yapar. Ve ondan abesle iştikal bir fiil çıkmaz. Allah'ın rızası doğrultusunda yaşar. İbadetini, taatını, namazını, abdestini, zikrini, fikrini ne emretmişse onu yaşar. Haram kıldığından uzak durur. Helal dediğini yaşar, yapar. Üzerine de bir şey katmaz. Ukalalık yapmaz. Beşe beş katmaz. Beşi dört de yapmaz. Yani bir ay oruçsa bir ay, böyle üç ay, beş ay da yani katmaz üstüne. Allah bir ay farz demiş. Sen şimdi artistlik yapma, üç ay, beş ay yapma. Gerek yok yani. Farz belli, haram belli, helal belli kardeşim. Biz ne azaltırız ne çoğaltırız ama bizim gayretimiz Allah'a arif olma yolunda gayret ederiz. Cehd ederiz, çok zikrederiz. Çünkü Allah çok zikredin diyor. Çok oruç tutun, çok namaz kılın demiyor yani. Ama çok zikredin diyor. Biz de çok zikrediyoruz. Ama biz etmiyoruz. Biz Allah ile Allah diyoruz. Bizim dilimizden Allah'tır Allah diyen. Bize bu bildirildi. Bu sır bildirildi. Sen dersen ne olur? Şirk olur. Ama senden Allah zikrederse o zikrullah olur. Bize zikrullah bildirildi. Bize adet sayı verilmedi. Ve nasıl yapılacağını bize tarif etti. Kim? Zikir ehli. Çünkü zikir nasıl yapılır siz bilmezsiniz. Gidin bir ehlinden sual edin diyor Allah. Biz de gittik bir zikir ehline. Ona sual ettik. Nasıl yapılıyor? O da bize tarif etti. Bu şekilde yapacaksın dedi. Biz de aldık, kabul ettik. O biat hadisesinde ne veriyorsa o hak mürşit onun nasihatince yürümeye çalışıyor. İnşallah. Mürşidi kamil nasihatince yürüyenlere aşk olsun. Aşkınız, muhabbetiniz daim olsun. Feyziniz bereketli olsun. İlminizi Allah ziyadeleştirsin inşallah.
tefekkürümüzü genişlettirsin. Maddemizi, manamızı zenginleştirsin inşallah. Bu yeryüzünden de fitneyi, fücuru kaldırsın tez zamanda inşallah. Huzur, mutluluk, sükunet hakim olsun inşallah. Ya Rabbi, sen bu gazayı, belayı üzerimizden al. Yaralılara tez zamanda şifa ihsan eyle. Yetim kalanlar var, öksüz kalanlar var, sakat kalanlar var. Ya Rabbi, sen onlara yardım eyle. Bir fiili duada yapılması gerekiyorsa yapılsın inşallah. Tez zamanda o fiili duada kabul buyursun. Kalbi dua, lafzı dua inşallah öyle diyor. Elinizde, dilinizde bunu da yapamıyorsanız kalbinizde değil mi? İnşallah. Bu yönü itibariyle de tez zamanda bu savaşlar bitsin. Barış hakim kılsın dünya üzerinde. Her sohbette dile getirmeye çalışıyorum. Bu savaşların bitebilmesi için önce kendi enfüs savaşımızın bitmesi lazım. Bu nefsin bize galebe çaldığından oluyor dostlar. Tevhid hakim olsa, muhabbet, sevgi, aşk hakim olsa emin ol kimseye yan gözle bakmayız. Bakamayız. Oymuş, buymuş, diniyle, diliyle, ırkıyla emin ol ayırt etmeyiz. Bizim dinimizde bir kurban kestiği zaman gayrimüslime de verilir. Konu komşu hiç ayırt etmeyiz, dağıtırız ya. Yok öyle bir yani ayrım gayrım olmaları. Niye? Sevdiğimizden insandır ya. Ama karşılıklı bu muhabbet olursa yeryüzünde huzur hakim olur. Ama ben böyleyim, sen böyle yan bakıyorsan bana ben ne yapayım arkadaş ya. Ama bizden yana yine hep muhabbet, hep iyilik gelecek. Kötülüğü ancak ve ancak iyilikle yenebilirsin diyor Allah-u Teala. O kötülüğü iyilikle savun diyor yani. Kötülüğe karşı iyi muamelede bulunun ancak öyle galip gelebilirsiniz diyor. Bizden yana hep iyilik çıkacak. Hep dua çıkacak. Hep pozitif düşünce çıkacak. Negatif düşünce çıkmayacak. Olumsuz hiçbir zaman bakmayacağız. Bu olay ve hadiselerde de bir hayır vardır diyeceğiz. Şüphesiz ki sizin şer bildiğinizde hayır, hayır bildiğinizde şer vardır. Sizin aklınız ermez. Allah bilir, siz bilemezsiniz diyor. Bu olan biten dünya üzerinde ne oluyorsa Allah'ın haberi var. Habersiz değil. Şüphesiz biz Allah'a iman edenleriz ve tevekkül etmeliyiz. Sonu hayırdır dostlar. Hayra yoracağız, mücadele edeceğiz. Hiçbir zaman nefsimizden yan çıkmayacağız, galayana gelmeyeceğiz. Sağduyulu düşüneceğiz, Allah'ımıza güveneceğiz. Şüphesiz ki bunun sonu hayırdır Allah'ın izni keremiyle. Her oluşum, güzel oluşumlar böyle olmuştur. Sıkıntılı olmuştur. Tüm başarılar, tüm güzellikler önce bir sancılı olur, sıkıntılı olur ama meydana geldiği zaman huzur, mutluluk kaplar değil mi? Bir çocuk dahi dünyaya gelirken sancılı, acılı oluyor ama dünyaya geldi mi herkes mutlu. Olmuyor mu? Oluyor. Hep böyle olmuştur. Büyük başarılar da öyle sancılı olmuştur. İcatlar da öyle olmuştur. Bir şiir dahi, şair dahi onu yazarken çok sancılı olmuştur. Biz şimdi okuyoruz ya, şu şair şöyle demiş, şu şöyle yazmış. Git bakalım o nasıl meydana çıktı. Uykuları kaçtı. O ilham onu sıktı, daralttı, gece kalktı. Onu öyle kolay yazılmadı onlar ya. Şimdi ama meydana bir eser çıktı mı onu yazan da mutlu oluyor, onu okuyanlar da mutlu oluyor. Ama o hep sancılı olmuştur. Devletler de böyle olmuş. Öyle büyük imparatorluklar vesaire hemen olmuyor. Sabah kalktım ben imparatorum olmuyor ya. Yani. Büyük bir sıkıntılardan mücadelelerin sonucunda güçlü olabiliyorsun ya. Yani. Ama yılmadan,
En olumsuz halde bile olumlu düşünebilmek. Yılmayacaksın, pes etmeyeceksin, mücadele edeceksin ama Allah'a güveneceksin. Tevhidli olacaksın, aşklı, mutlu, muhabbetli olacaksın. Her halde mutlu olmasını bileceksin kardeşim. Vur zikrullahı. Vardır bunu Allah'ın bir bildiği de. İsyan etme. Bu niye öyle, bu niye böyle deme. Zannetme ki gayreyle. Ne eylersen Mevlam eyler. Mevlam ne eylerse güzel eyler. Mevlam şerleri hayır eyler. Arif anı seyreyle. Sen seyreyle de bakalım sonunu seyreyle. İnşallah sonu güzel olacak. En azından öyle temenni ediyoruz. Öyle inanıyoruz, öyle düşünüyoruz. Allahu alem. En doğrusunu şüphesiz ki Allah bilir. Ne yapacağını, ne edeceğini Allah bilir. Onun için sakın Allah'ın işine karışıp tövbe aşa Allah'tan çok Allahçılık yapmayalım. Allah'ın işine karışmayalım. Yoksa öbür türlü haddi aşanlardan oluruz. Allah haddi aşanları sevmem diyor. Allah'a karışın, Allah'ın işine karışmayın. İnşallah. Bu yönü itibariyle Allah hepimize yardımcı olsun. Hepimize yardım eylesin. Nerede birinin canı yanıyorsa tez zamanda o ağrısını, acısını dindirsin inşallah. Tüm mahlukatı, sadece insan değil, bütün canlılara, bir çiçeği, böceği, arısı, kuşu, kedisi, köpeği fark etmez. Ya merhamet ya, merhamet kardeşim. İşte o Allah o gönüllere o merhameti koysun inşallah. O acıma duygusu, merhamet işte. İşte Rabbimizin o sıfatları. Allah bizlerden tecelli etsin de, tüm insanlıktan tecelli etsin. Ama Allah'ın celali de var ya. Var. Celal de Allah'ın bir sıfatı. O da tecelli edecek, ediyor. Etmekte. Zülcelali vel ikram. Celalin sonu inşallah ikramdır, yani cemaldir. Allah'ın izniyle. Eyvallah dostlar. Allah hepinizden razı ve memnun olsun. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bizi uzaktan ve yakından takip eden tüm dostlara da selam ediyoruz. Allah hepsinden, hepinizden razı olsun. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve selamun aleyhi ve sellem. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.